İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 çay için çayımın yanına hazırladığım bu güzel e, lezzetli mayasız poğaça tarifini hazırladım. Nasıl hazırlamışım? Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımıza yarım paket yani 125 gram tereyağı alarak başlıyoruz. Margarin kullanıyorsanız margarinle de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Oda ısısında yumuşamış tereyağı olması gerekiyor. Şöyle biraz önceden çıkarmıştım. Yumuşadı sayılır. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. 1 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü her zaman kullandığım 200 mililitrelik bardak. Orta büyüklükte bir adet yumurtanın beyazını içine sarısını da her zaman yaptığımız gibi üzeri içine ayırıyoruz dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz da ekledikten sonra devam ediyoruz. Tarifte farklı bir püf noktası var. O da içine koyacağımız yarım limon suyu. Limon suyunun ardından şimdi bütün malzemeleri öncelikle şöyle biraz kaşığımla birkaç dakika ezip karıştırıyorum tarifle ilgili malzemeleri videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Evet artık unu eklemeye başlayabiliriz. Gördüğünüz bardakla tepeli olmayacak şekilde 3 su bardağı un ekliyorum. Bardağın şekli sizi yanıltmasın. Bu da yine 200 mililitrelik bir su bardağı. Bir paket kabartma tozunu da unun üzerine ilave ediyorum. Ve elimle yavaş yavaş karıştırıp yoğurmaya başlayacağım. İçerisinde sıvı yağ olmadığı için bir kurabiye tadında olacak. Çok da güzel oluyor. Hamur o yüzden biraz top gelebilir size. Evet, hamur bu şekilde toparlandı. Şimdi hamurun içine bir su bardağı lor peyniri ekliyorum. Yeşillik olarak dereotu kullanacağım. Yarım demet ince kıyılmış dereotunu da ekledikten sonra 1-2 dakika dereotuyla lor peynirini hamura yedireceğim. Dereotunuz yoksa maydanoz da kullanabilirsiniz. Bu arada görüyorsunuz hazırlaması gayet hızlı bir 10 dakikada hemen fırına sürebileceğiniz kolaylıkta bir tarif. Hamur mayasız da olsa daha güzel sonuç almak için en azından bir 10 dakika hamuru dinlendirmek çok faydalı oluyor. Bu yüzden hamuru toparladıktan sonra üzerine gıda ile teması uygun olan bir poşet geçireceğim ve sonrasında bir 10 dakika dinlendireceğim. Dinlenme aşamasında hava almamasına özen gösterebilirsiniz. Bu arada tariflerimi de beğeniyorsanız lütfen tariflerimin altına yorum yazmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Az önce de belirttiğim gibi 10 dakika dinlendirdim. Artık en kolay aşamaya şekil verme aşamasına başlayabiliriz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime fazla büyük değil böyle ceviz boyutunda parçalar koparıp avuç içimde de yuvarlayıp yerleştiriyorum. Yağlı kağıt yerine katı bir yağla tepsinizi de yağlayabilirsiniz tabii ki. Ve yine bu aşamada fırınımı 190 derecede fanlı ya da fansız fark etmez 190 derecede açıyorum ki sıcak fırına girebilsin tepsim. Hamur işi oynatma listemde bunun gibi mayasız onlarca poğaça tarifim var denenmiş ve beğenmiş tariflerdir. Bu yüzden e, o tarifleri de göz gezdirebilirsiniz. Toplamda 21 adet poğaçam çıktı. Şimdi hemen bekletmeden 1 adet yumurta sarısını iyice çırptım ve üzerine sürüyorum. Eğer yumurta sarınız azsa bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyerek çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben üzerine birazcık da susam serpiştirmek istedim. Dilerseniz mavi haşhaş da koyabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor ya da sade de bırakabilirsiniz. ve artık fırınıma gitmeye hazır. Fırınıma yerleştirdikten sonra üzeri güzelce kızarana kadar 25-30 dakika kadar böyle kabarıp ve güzel göründüğünde fırından çıkarıyorum. Ama haddinden fazla uzun tutmuyorum. Verdiğim süre kendi fırınımın süresi. Fırınlar biliyorsunuz birbirinden çok farklı. Bu yüzden lütfen kendi fırınınızın ayarına göre 190 derecede ee, fırınınızın özelliklerine göre süreyi siz kendiniz belirleyin. Birazdan iç yapısını da sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi dış yapısı biraz gevrek, içi yumuşak, bekledikçe güzelleşen bir poğaça tarifi. Bazen böyle elimizle çok ezdiğimiz zaman yorumlarda neden poğaçaya böyle hunharca davrandınız diyorlar. Haklılar. Ama birçok kişi poğaçanın iç yapısını ya da esnekliğini görmek istiyor. Bu yüzden çoğunluğa uyarak bu şekil detaylı bir şekilde verme adına poğaçalara bu şekilde davranıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Denerseniz lütfen geri dönüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni tariflerde yeni lezzetlerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Çevrenizdeki sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşçakalın.